Evet, haftalık yapay zeka haberleriyle bir aradayız. Öncelikle geçtiğimiz 4 gün içerisinde video atmadım. Normalde son 4 aydır her gün video atıyordum ve yani bunu devam etseydim 4 video daha yapmış olmam gerekecekti. Ancak daha önce de söylediğim gibi içeriklerimin kalitesini arttırmak için her gün video atmıyorum artık. Haftada 1-2 video atıyorum. Ve bundan dolayı da güzel içerikler yolda. Ne var derseniz şu an DSPY özeti olacak. Ne derseniz biraz bekleyin, göreceksiniz, hazır gibi. Onun dışında bir içeriğim daha var. O da Crew veya ile agentik yapı, agentlar nasıl yapılır vesaire. Onun da güzel potansiyel olduğunu düşünüyorum. Evet, uzatmadan başlayalım. Cloud 3.5 Sonnet yayınlandı. Ne derseniz Opus'u biliyorsunuzdur. Hani bir ara GPT-4'ü geçmişti, olay olmuştu. Sonra GPT-4'u Opus'u geçti. GPT-4'u update ettiler Opus'un üstüne geçsin diye. Şimdi 3.5 Sonnet hem Opus'tan daha iyi hem de daha ucuz. İki katta daha hızlı olduğunu söylüyor bu sayfada. Onun dışında şöyle genel karşılaştırma benchmarklara bakarsak Opus'a göre her açıdan daha iyi. Ve GPT-4o'dan da daha iyi. Yani neredeyse biraz geçmiş hepsinde diyebiliriz. Sadece şeyde matematik problemlerini GPT-4o kadar geliştirmemişler Zero Shot'ta. Onun dışında Vision konularında da GPT-4o'yu biraz üstünde olduğu görülüyor. Sadece işte Visual Question Answering de o kadar iyi değil. Onun dışında biraz üstü, mesela burada %5 daha iyi. Chart okumalarda vesaire. Vision bir şey olduğunu da biliyordunuz. Onun dışında çıktılarında da çok memnunlar. Birazdan göstereceğim. Her şeyi Zero Shot yaptı diye şeyler oldu. İşte bunu da Zero Shot yaptı, bunu da Zero Shot yaptı diye. Onun dışında ne var burada? Yeni bir pencere geliyor. Sağ tarafta böyle işte içeriği gösterebilecek, kodu çalıştıracak, animasyonları çalıştıracak, ses de üretebildiğini gördüm bir yerde. Basit bir şekilde. Onun dışında safety ve privacy çalışmaları da olmuş. Şimdi Zero Shot yaptık dediğinde mesela bunu Zero Shot yaptığını söylüyorlar. Böyle fraktallar oluşturuluyor mouse dolaştıkça. Onun dışında Cloud Simulation, Zero Shot Cloud Simulation yaptığını söyleyen biri var burada. Cloud Simulation da şey demek. İşte Cloud'un tekstilin davranışını simüle etme demek. Böyle gördüğünüz gibi bu oldukça kompleks bir şeydir. Durumdur. Yeni yeni başarılabilmiş bir şeydir. Yani yapay zekadaki gibi. İşte oyun yapıyorlar. Animasyon yaptırmışlar. Backpropagation animasyonu yaptırmışlar. Şurada mesela müzik şeyleri vardır bilirsiniz. Sesi de geliyor duyuyorsanız. Ondan yaptırmışlar böyle şey, soundboard gibi. Bayağı güzel şeyler yapılıyor. Few Shot'la, Zero Shot'la güzel çıktılar alınıyor. Onun dışında OpenAI'ye geçelim. OpenAI'den Ilya Sutskever ayrılmıştı biliyorsunuz. Safe Super Intelligence Incorporation diye bir şirket kurduğunu açıkladı. Burada amaçlarının güvenli bir şekilde Super Intelligence, artık Artificial General Intelligence da değil, insan zekasının da üstünde. Yani insan zekasının geldikten sonra kendi kendini geliştirecek zaten süper seviyeye geleceğine dair bir teori var, genel biliyorsunuzdur. İşte Ilya Sutskever, Daniel Gross, Daniel Levy takım arkadaşlarına çalışması şey yapıyorlar. Hani gelin çalışın diyorlar. Palo Alto'da ve Tel Aviv'de şirketleri varmış. Tel Aviv'de, İsrail'de biliyorsunuz. İsrail'in şeyleri var. GDP'sine göre en çok research'e para ayıran İsrail, ondan sonra Güney Kore diye gidiyor. Tabi burada GDP'nin boyutu da önemli. Daha ufak ülkeler daha çok yüzde verebilirler. Başka konulara, research'lere vesaire. Şimdi OpenAI ne yapmış? Emekli Amerika askeri işte generalini şeye almışlar. Direktör kadrosunu almışlar. Burada
Bunu neden derseniz, işte siber güvenlikle ilgili bilgisinden ötürü diye burada OpenAI sayfası bu açıklama var. Burada şöyle bir durum var. NSA'de çalışmış. NSA'de bildiğiniz üzere işte Snowden vesaire olaylarından biliyorsunuzdur. Yani bütün dünya aslında izleniyor arkada. Amerika'ya tehdit var mı? Bu belirleniyor vesaire NSA tarafından ve hani böyle bir hareketin aslında büyük, en azından hani bir spekülasyon yapmazsak en normal senaryoda çok büyük data toplama, çok büyük data işleme, data pipeline'larının kurulması ve işte bunun güvenliğinin sağlanması ile ilgili çalışmaların OpenAI'nin yaptığını tahmin etmemizi sağlıyor. Meta ne yapıyor? New AI Research Models to Accelerate Innovation. AI araştırma modellerini açacağını söylüyor. Burada birkaç şirketin, birazdan bahsedeceğim, Hugging Face'e modellerini yüklemeye başladıklarını görüyoruz. Buradaki tam strateji nedir ben bilemiyorum ama iyi bir şey open şey senaryolar için. Belki de rakipleriyle yarışamayacağını gören şirketler daha iyi olmak için open yapıyorlar modellerini. Belki de öyle yorumlanabilir. Burada Meta'nın açtığını görüyoruz modellerini. Apple da aynı zamanda 20 tane core modelini, temel machine learning modelini Hugging Face platformunda paylaştı. Buradan her türden şey var. Bunu da hani o şekilde yorumladım ben rekabet etme amacıyla. Microsoft yine Florence 2 modelini, işte Vision Task'leri için olan bir modelini Hugging Face'te yayınlıyor. Nvidia yine Open Synthetic Data Generation Pipeline for Training LLM Models diye işte 340 milyarlık bir Nemotron 4 modeli de dahil olmak üzere birkaç tane modeli yayınlıyor. Bu da sanırım işte sentetik veri üretme ile ilgili modeller, yani sentetik veri üretecek modeller, o da AI çalışmalarında kullanılıyor. Apple Intelligence duyurmuştuk geçen hafta, işte .DC 2024 gerçekleşmişti. Fotoğraf çekiyorsun mesela telefonları, bu artık metadata koyacaklarmış image'ların üstüne. Bunun anlamı da şu: AI çalışmalarında kalite arttırmak için sistemlerini, donanımlarını ve yazılımlarını, donanım değil, yazılımlarını değiştiriyorlar. İşte image çekildiğinde image ile ilgili metadata koyulacak ki AI çalışmalarında daha kalite sağlansın. TikTok sintetikle ortaklık yapıyor. Şöyle onu göstermeyeyim de telif yemeyelim. Şöyle, sintetiği söylemiştim. AI klonları, AI avatarları ile ilgili çalışmalar yapıyor. Yani siz kendinizi klonluyorsunuz, sonra metini verdiğinizde sizin sesinizle ve görüntünüzle bunu anlatan bir video oluşturuyor. TikTok'ta bunu entegre ediyormuş. Bunun anlamı da şu: metin content koyacaksınız, az eforla bir sürü TikTok basılacak. Bu da bunu gösteriyor. Şöyle mesela, bu gerçek bir insan değilmiş. Şimdi Runway'in Gentry Alpha Video Generation modeli. Video Generation ile ilgili inanılmaz hızlı gelişmeler oluyor şu an. Yani herkesten bir Video Generation şeyi duyuyoruz. Burada gelişmeler gösteriliyor. Oldukça güzel bu arada. Bunlar yani handpick olsa da, en kaliteli olanlar seçilmiş olsa da bunları yapabiliyor olması çok iyi. Kaliteyi buradan görebiliyoruz. Bunların her biri 10 saniyelik videolar. Buradan kaliteyi görebiliyorsunuz yani. Oldukça iyi. Bakalım ne zaman açılır bunların şeyi, scalability vesaire de önemli. Video generation dediğimizde Google DeepMind'ın video to audio ile ilgili bazı şeyleri var. Bir de videolarda ses de eklenmiş. Bunu gösteriyor. İlginç. Burada işte şey var. Bir gelecek vari, değişik geçişler vesaire var. Böyle bir gelişme var. Onun dışında Eleven Labs'in Video to Sound Effect, Sound Effect geçen hafta şeyi göstermişim sizlere. Meta'da işte Sound Effect Generator, VFX Generator varmış. Bakın demosunu diye gösterdim. Burada Eleven Labs'i gördüm. Bununki çok daha iyi. Videoyu yükletiyor burada. Bu ücretsiz bu arada. Ben denedim. Siz de deneyebilirsiniz bu adrese girip. Aşağı linkini bırakırım. Videoyu yükledim. Komik video diye yükledim ve gayet güzel çıktı aldım bu arada.
Videoyu şöyle göstereyim. Uf. Gördüğünüz bu ses ekledi. Aslında böyle yapıyor. İşte bu deli zorlanıyor ve bağırıyor adam. Gayet mantıklı aslında. Birkaç tane oluşturuluyor. Bunlardan yani güzel olanı seçiyorsunuz. Genelde 4 tanesinden bir tanesi güzel oluyor diyebilirim. Burada biraz negatif haberlerden bahsedelim. Avrupa Birliği'ndeki ülkelerde Apple'ın bu işte DC'deki vesaire gelişmeleri de uygulayamayacağını açıklandı. Çünkü regülasyonlara takılıyorlar. Aynı şekilde Meta'da AI modellerinin Avrupa'da paylaşılması ile ilgili durdurma kararını verdi yani. Bu da AI regülasyonlarının işte henüz olmadan paylaşılması gibi bir durum var. Belki ileride değişir bu, bilmiyorum. McDonald's da aynı şekilde 2 yıldır denediği AI drive thru'lar. İşte ben 3 numara istiyorum, şu olsun bu olsun. Bunun kötü çıktılar veriyormuş. Bunları da başarısız oldu proje yani ve durduruyormuş. Onun dışında François Cholet, yanlış okuyorum muhtemelen, Fransız. François da olabilir. Neyse. Bu Deep Learning kitabı vardı. Belki biliyorsunuzdur. Oradan tanınır. Bir şeyi var. Podcast'te şey demiş. Diyor aslında burada. İşte OpenAI AGI'nin gelişini 5-10 yıl geciktirdi. Çünkü burada bir araştırmalar kapalı hale geldi. Yani burada bir hemen kar şeyi oldu ve araştırmalar kapalı hale geldi. Onun dışında LLM'ler çok büyük hype oldu. AGI LLM'ler üzerinden gelmek zorunda değil. LLM'ler bir basamak ya da bir yan yol, branch. Bunlardan ötürü olumsuz olduğunu söylüyor. Şey de Yen Li konuda buna destek veriyor. Aynı zamanda PhD öğrencilerine LLM'leri çalışmayın diyor. Çünkü 4 yıl boyunca yani bir konu seçip 4 yıl onu çalışıyorsunuz. Ve LLM'ler şu an hype olduğu için hani 4 yıl sonra çok da bir anlam ifade etmeyebilir. Kendinize özel alanlar, başka alan seçin diyor. Bu da şey diyor. İşte 4 yıl önce reinforcement learning vardı. Hani şu an çok da yok. Yani o kadar da popüler değil. O yüzden hani öyle yapmayın diyor. Burada LLM'lerin aynı zamanda Yen Lik'un plan yapamadığı ile ilgili şeyler söylüyor ve burada diyor ki işte common sense'leri yoktur. Gerçekten olayları anlamazlar. İşte reason yapamazlar. Onlar aslında taklitçidir gibi söylüyor ve LLM'lerden iyi bir yapının gelmesi gerektiğinden bahsediyor. Onun dışında burada birkaç tane makale göstereceğim. İlginç geldiği için bana. Grokking diye bir yöntemle işte GPT-4 Turbo ve Gemini 1.5 Pro'nun üzerine overfitting olmadan geçebilmenin mümkün olabildiği ile ilgili bir makaleden bahsediyor bu Twitter paylaşımı. Makalede şu: Grok Transformers are implicit reasoners and mechanistics journey to edge of generalization. İlgileniyorsanız bunun detaylarına bakabilirsiniz. Onun dışında LHF'in LLM yaratıcılığını ve çıktığı çeşitliliğini çok düşürdüğü ile ilgili bir şey var. LHF de şu demek: LLM çıktılarının insanlar tarafından bu iyi bu kötü şeklinde feedbacklerle eğitilmesi ve böylece çıktıların hem güvenli hem anlamlı hem istenen hale getirilmesi. Bu LHF faydalı ancak işte yaratıcılığını vesaire düşürdüğünü, hani konuştuğunuz kişinin insan, LLM'in insansı gelmediğini vesaire gibi bir yorum var. Bir makale var daha doğrusu. Buna detaylarına bakabilirsiniz. Onun dışında Andy Tsao'nun kendi makalesini paylaşmış anladığım kadarıyla. Bu da söylediği şey, hani otomatize edilmiş jailbreak denemeleriyle bütün LLM'leri kırabildiğimizi söylemiştik. Peki umut yok mu? Var. Onunla ilgili bir çözüm de geldi ki short circuiting yöntemiyle buna bir çözüm sunuyoruz diyor. Olay da şu: işte instruct model, ben bunu daha önceki şeylerde söyledim bilmiyorum bu arada. Belki de bir önceki hani haber şeyinde söylemiş olabilirim. Instruct model böyle sızdırabilirken, hani öyle söylememiz gereken şeyleri
Refusal training olduğunda bunu yapamam diye uyardıktan sonra sızdırabiliyor saldırıları. Ama short circuiting olumsuz bir durum gördüğü anda end of string token koyuyor. End of string token da artık bitti demek. Hani cevap tamamlandı demek. Bunu koyuyor ve koyduğu anda nasıl saldırılırsa saldırsın aşılamadığı ile ilgili şey oluyor. Böyle şeyler de geliştirilebilir, eklenebilir. Onun dışında da Power Infer 2 framework ile telefonlarda 11 TPS token per second alınabildiğini göstermişler. 7 milyar bir modelin çalışabildiğini gösteriyorlar. Bu soldaki yani sağdaki değil. Bu da şu. Hani yazı çıktısı olarak yavaş olabilse de konuşmalı bir şey olacaksa şey olabilir. Kullanılabilir şu an. Burada da gelişmeleri açık olduğunu mobil alanının görüyoruz. Güzel uygulamaları göreceğimizi ümit ediyorum. Bugün bu kadar da aşağıya detayları bırakırım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.